Amerikan Senatosu'nun çoğunluk lideri Chuck Schumer, İsrail'de erken seçim çağrısı yaptı. Bu açıklamaya İsrail'den tepki var. Joe Biden yönetimi de Schumer'la aynı görüşte olmadıklarını açıkladı. Bakan Netanyahu'nun siyasi bekasına, İsrail'in menfaatlerinin önüne geçmesine izin vererek yolunu kaybettiğine inanıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato çoğunluk lideri Demokrat Chuck Schumer, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve yönetimini eleştirdi. Schumer açıklamayı Senato'da yaptı. Netanyahu'nun aşırı sağcı isimlerle koalisyona girerek İsrail'e olan desteği düşürdüğünü savundu. Senato çoğunluk lideri kendini Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek makama gelmiş Yahudi olarak niteledi. İsrail'de seçim çağrısı da yaptı. Bu kritik noktada İsrail'in geleceğine ilişkin sağlıklı ve açık bir karar alma süreci için tek yolun yeni bir seçim olduğuna inanıyorum. Schumer, Netanyahu yönetimi ve savaş kabinesinin 7 Ekim'den sonraki süreci de iyi yürütemediğini belirtti. Bu bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri Chuck Schumer'la birlikte, buna cumhuriyetçiler de dahil olacaktır. Çünkü onlar da Netanyahu'nun son dönemdeki politikasından çok memnun değiller. Netanyahu'ya karşı söylemlerini ve eleştirilerini arttıracaklar. Tabii İsrail bu konuda ne yapar zaman gösterecek. Biden yönetimi Senato çoğunluk lideriyle aynı görüşü paylaşmadıklarını aktardı. Schumer ise konuşmasını yapmadan önce Beyaz Saray'a danıştığını açıkladı. Başkan Biden ve Netanyahu arasında son iki haftadır telefon görüşmesi olmadı. İsrail tarafından da Schumer'ın açıklamalarına tepki gecikmedi. Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden İsrail Muz Cumhuriyeti değil, Netanyahu'yu başbakan seçen bağımsız ve gururlu bir demokrasidir açıklaması yapıldı. Amerikan Senatosu çoğunluk liderinin İsrail hükümetine saygı duyması gerektiği kaydedildi. Savaş kabinesi üyesi Benny Gantz ise İsrail'e yönelik dış müdahalenin yanlış ve kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Kuzeyimizdeki savaşa ve oradaki seçime bakalım. Rusya bugün itibariyle 3 gün sürecek devlet başkanlığı seçimine giriyor ve ilk kez 3 gün sürecek bir bu savaş ortamında yapılan bir seçim. Ve daha önce bir anayasa değişikliği yapılmıştı bildiğiniz gibi. Putin'in 2036 yılına kadar görev yapabilmesinin önünü açan seçimlerden birisi de bu. Muhtemelen zaten Putin seçilecek, yani şaşırtıcı olur gerisi. Savaşta olan ülkeyle seçime katılım oranı ve Putin'in alacağı oy iktidarın halk nezdinde meşruiyeti için kritik önemde. 2018'deki seçimde %76,7 bir oy almıştı Putin. Kremlin'in bu kez beklentisi %70 katılım ve %80'lik oy oranı.